Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün basketbol.com'un yayınladığı, YouTube kanalında yayınladığı bir görüntüyle başladık. Hoş bir görüntü değil aslında ama gündeme damga vuran bir şey. Eskişehir Basket'in Pertevniyer'le oynadığı maçta Amerikalı antrenör var biliyorsunuz Eskişehir'in başında Sayın Greenberg. Pertevniyer maçında Umur Pete'nin bir sıkıntı oluyor anladığım kadarıyla ama hangi sıkıntı olursa olsun fiziksel müdahale ile karşılaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de koçu biraz kınıyorum. Bu muhtemelen görüntülerden dolayı sadece teknik faulle cezalandırılmış ama hatırlayacağınız gibi Tofaş'ın oynadığı maçta oyun TBL'de yani eski ikinci ligde oyuncu Ivanov'un fiziksel teması sert bir yaptığı hareketten dolayı 8 maç ceza aldı. Görüntüleri disiplin kuruluna gittikten sonra ki maçta sadece sportmenlik dışı verilmişti yanlış hatırlamıyorsam ve diskalifiye edildi bu görüntülerden sonra. Diskalifiye 8 maç oynamama cezası aldı. Ve bence bu disiplin kurulu için, Türkiye Basketbol Federasyonu disiplin kurulu için son derece tarihi bir dönüm noktasıydı. Çünkü görüntüler üzerinden verilen kararlar bundan sonra kesinlikle belirleyici olacak. İşte bu görüntü de onlardan bir tanesi. Çünkü kendi çizgisini geçiyor ve rakip oyuncuyu belinden fark etmeden bir şekilde itiyor. Biz bunlara hep karşıyız. Bu hafta, geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz haftada bir konu olmuştu. Ve buna kırmızı kart gösteriyoruz futbol deyimiyle. Biliyorsunuz son 2 haftadır kırmızı kart çok ön plana çıktı. Ordu'da oynanan basketbol maçında bir milli takım ve 12 dev adam, kısaltması Dabo, antrenörü olan bir basketbol adamının hakeme su şişesi fırlatması sahnesini hep beraber seyrettik. Ve bu ulusal medyaya, konvansiyonel medyaya da çıktı. Yine basketbolle çıkan bir videonun yayılmasıydı. Ve bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu bu antrenörü disiplin kuruluna verdi. Bu hafta herhalde onunla ilgili sonuç çıkacaktır ve 12 dev adam basketbol okullarındaki görevine de son verildi. Ben burada olaya başka türlü bakmak istiyorum. Evet, bu hoş bir şey değil. Olmaması gereken bir şey. Yani ne kadar haksız olursa haksızlıklar, hepimizin başına haksızlıklar geçti. Ama hele böyle ortaokullar seviyesinde fark etmez A takımı ya milli takımı fark etmez. Bir şey fırlatmak, fiziksel bir temasta bulunmak hoş bir şey değil. Dolayısıyla bu konuda antrenörün ismini de zikretmek istemiyorum. Bu antrenöre, basketbol adamına diyelim. Gereken cezanın verileceğini düşünüyorum. Fakat burada hakem camiasına bir şey söylemek istiyorum. Niye bu konuda bir tepki göstermediler? Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir organizasyon olduğu için mi? Fark etmez, o sahada duran ve o elbiseyi giyen, o şiddete maruz kalan kişi hakem. Dolayısıyla belki birinci ligdeki Zafer Yılmaz'a yapılan şeyden sonra, olaydan sonra burada da belki bir uygulama yapılır diye düşündüm ki Zafer Yılmaz'a yapılan fiziksel saldırıdan sonra beklenen tepkiyi ben göremedim. Buna da açıkçası basketbol camiası adına, yani sadece hakemler adına değil basketbol camiası adına üzüldüm. Çünkü daha evvelden ben bu tip tepkileri gördüğüm zaman oldu. Yani bir işte 2000'li senelerde bunlar kurdele olarak da takılsa, yapılsa, maça çıkmama protestosu da olsa bir takım uygulamalar yapılmıştı. Bunun fiziksel saldırılarda bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu veya bunun benzeri şeyleri.
Gelelim Spor Toto Basketbol Ligi'ne. Bu sene hakikaten bu değişik bir süreç yaşıyoruz. Spor Toto Basketbol Ligi'nde bu hafta alt taraf çok karıştı. İlk benim seyrettiğim maçı söylemek istiyorum. Bu YouTube şeyini ortadan kaldıralım. Benim seyrettiğim maç bu haftaki İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş-Sampo Japan'dı. Bu maçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazandı. Hakikaten onlar için belki de bir başlangıçtı. Aşağısı hareketlenmeye başladı. Trabzon Medikal Park, Pınar Karşıyaka maçını Trabzon kazandı. Trabzon Medikal Park kazandı. Bu da önemli bir galibiyetti. Koç değişikliğinden sonra gelen bir galibiyet. Royal Alı Gaziantep çok kritik bir maçı Banvit'e karşı kendi evinde kazandı. Fenerbahçe derbide onu ayrıca konuşacağız. Galatasaray Odeabank'ı yendi. Türk Telekom yine alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Akın Çolak Yeşilgiresun'un yanına çekti. Murat Bey Uşak Sportif Torku Konya Spor'u yendi. Bu da çok önemli bir sonuçtu. Alt tarafı ilgilendiren. Rönesas TET Ankara Kolejler de Darüşşafaka Doğuş'a kendi evini yenildi. Şu aralar Anadolu Efes'te Demir İnşaat Büyükçekmece oynuyor. Puan durumunun sadece alt tarafına bakalım. Üst tarafta çünkü Fenerbahçe önemli bir adım attı. Efes de bu maçı kazanırsa yine ikisi dörder mağlubiyetle üst tarafta kalmış olacaklar. Hemen arkalarında Galatasaray Odeabank 6 mağlubiyet, Darüşşafaka Doğuş 7 mağlubiyet, Pınar Karşıyaka 7 mağlubiyetle hemen arkalarında. Aşağıya bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hafta kazandığı maçta 4 galibiyeti yükseldi. Türk Telekom da kazanınca onlar da 5 galibiyeti yükseldi. Bir süre kavu var burada. Konya Torku 6 galibiyette. Akın Çorak Yeşilgiresun 6 galibiyette. Rönesans TET 7, Trabzon 8 galibiyette. Buradan hemen birinci ligde başka bakacağımız bir şey var mı diye. Evet, derbi. Bu hafta derbi haftasıydı. Derbide Galatasaray Galatasaray Odeabank iyi başladı bir maçı. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'ye hakikaten ağırlığını koyarak temposuyla, fiziksel mücadelesiyle, oynadığı basketbolla, kadrosuyla hakikaten farkı açarak üçüncü çeyrekte maçı koparttı. Farklı bir şey Galatasaray'ın son 4 senede arenada, Fenerbahçe'nin salonunda oynadığı maçların dışında bir seyir gösterdiler bana göre. Maçın hiçbir bölümünde kopmayıp oyunda kaldığını becerdiler ki point kartları Sinan haricindeki 2 point kartı çok büyük belki McCollum biraz ama maçın genel karar noktalarında zaten Koç Ergin Ataman da onlardan memnun değildi ki sahada Sinan vardı. Bir de tabii Dorsi gittikten sonraki bu hafta önemli bir Olympiakos maçı oynadı Barcelona'da. Dorsi gittikten sonra orası Lasme'ye kaldı. Tabii Lasme'nin yanına Chuck Davis veya Duşan bir katkı gösteremeyince orada kırılmalar başladı. Tabii bir de Gökseni'nin attığı üçlükten sonraki sevinci var. O sevinci de tribünlere bakarak yaptığı için bir teknik faul aldı. Orada salon bütünleşti ve derbinin atmosferini ev sahibine doğru çevirdi. Burada tabii sosyal medyada da ben gördüm. Görüntülerden Lig TV'yi burada eleştirmek istiyorum. Mesajla gönderdiğim için rahatça sizlerle de paylaşabilirim. Lig TV Göksel'in Köksal'ın görüntüsünü 6 kere 5 kere ağır çekimle gösterdi. Yorumcu, spikerin sevgili Murat Muratoğlu'nun ikazıyla tam göremedik diye 5 kere arka arkaya gösterildi. Fakat bundan önce Bogdanovic'in suratının tamamıyla ekran içine girdiği noktada hakeme ettiği ağır bir küfür var. Ve hatırlayacaksınız MHK bir Obradovic'e verilen ceza ile ilgili bir toplantıda Fenerbahçe şunu sormuştu, Türk hakemlerimiz Sırpça biliyor mu diye CEO Hidayet Türkoğlu da Sırpça bilmiyorlar ama Sırpça küfürleri biliyorlar demişlerdi.